Artık insanlardan korkuyorum. Böyle insanlar var mı? 1.56'dan Takım sonrasını seks izle. hayatını etkiledi mi? Anı Neymiş? konulduktan sonra ne değişti? 1.56'dan sonra 15 saniye izle. 1.56. Dolayı tekrarlayan bir düşünce sistemine giriyor. Ne yaşadın? İlk sevgilimle alakalı bir olay yaşamıştım. Kendisiyle aramıza mesafe girmişti. En yakın arkadaşlarım kendisine tecavüz etmişti ve ben bunu doğum günümde aldığım bir video ile öğrendim. Bunu öğrendiğinde ne hissettin? Bunu öğrendiğim zaman askeri okuldaydım. Eğitimden çıkmıştım ve kendisi farklı şehir. Oha. Tüş amına koyayım. Şehirlerde yaşıyorduk. Bana videoyu gönderen kişi en samimi arkadaşımdı ve bunu şantajla yaptığını bana söylemişti. İlk öğrendiğimde tabii inanmak istemedim. Doğum günü olduğu için bir şaka olabileceğini, ağır bir şaka olabileceğini düşünmüştüm. Videoyu izlediğim zaman erotik video izlemekten bir fark olmayan video izlemiştim ve direkt ilgili sevdiğim, beni sayan komutanlarımın yanına giderek durumu açıklayıp beni muhafaza altına almalarını istedim. Çünkü direkt olarak intihar geldi aklıma. Ardından yatıştırdılar, sakinleştirdiler. Ailemle sevgilim aynı şehirde olduğundan olayın detaylarını kendileriyle paylaştım. Çok bir destek alamadım. Kız arkadaşıma ulaştım bir şekilde. İlk birkaç gün kendisi bana hiçbir şekilde yanıt vermedi. Daha sonra ulaştığımda olayı doğruladı ve videonun kesinlikle gerçek olduğunu, şantaja uğradığını, şantajın onlara yanlışlıkla attığı bir resim üzerinden gerçekleştiğini ve olayın tamamen gerçek olduğunu bana söyledi ve yüzüme kapattı. Sonra zaten kendisini arayamadım bir süre. Çünkü kendimi toparlayamadım. Eğitimlere katılamadım. Derslere giremedim. Sürekli kontrol altına alındım. Çünkü komutanlarım durumum çok farkındaydı ve çevremde bıçak dahi bırakmıyorlardı. Ben kız arkadaşıma ulaştıktan sonra ve olayı kendisinden doğruladıktan sonra yakın arkadaşım diye bahsettiğim kişilere ulaştım. Tabii şu anda çok sakin anlatıyorum ama o anı düşündüğünüzü ve hayal edebildiğinizi düşünüyorum. Kendileriyle konuştuğum zaman şeytana uyduklarını, yani tam Öf. Abi hep aynı şey ya. Hep aynı şey. Bütün ahlaksız, sapık, tecavüzcü, orospu çocuklarının hep aynı şeyi söylemesi. Nefsime hakim olamadım da şeytana uydum da bilmem ne oldu da zart zurt. Hayır abi. Su katılmamış safi orospu çocuğusun sen. Bu kadar basit. tabiri Yordunuz lan. caizse o da bize kuyruk salladı gibi çok ahlaksızca cümleler kurarak kendilerini savunmaya geçtiler. Kız arkadaşımın da annesi babası ayrıydı ve babası polis olduğundan dolayı kendisine hiçbir şekilde açamamıştı konuyu. Bana açtı. Ben onu ayağa kaldırmakla uğraşmayı tercih ettim ama başaramadım. İlişkimiz bitti ve ömür boyunca devam eden bir OKB takıntısı bıraktı bana. Bu olay nasıl bir takıntıya yol açtı? Bu olay şöyle bir takıntıya yol açtı. Ben öncesinde hiçbir takıntısı olmayan normal sıradan bir insandım. Normalde insanlar sizlere şöyle cümleler kurar. Ya yolda yürürken bile ölme ihtimalimiz var. O kadar takıntılı yaşama. Yani size milyonda bir ihtimalden bahsederler. Ve geriye kalan ihtimali düşünmenizi söylerler. Ben bu olayla beraber cinsellikte o milyonda bir ihtimali yaşadım. Yaşayabileceğimi gördüm. Bu vaka olarak benim zihnime yerleşti. Ve ondan sonraki bütün hayatımda sevdiklerim için bu ihtimal üzerinden hayatı yorumlamaya başladığım için hayat zindan oldu. Cinsel bir hastalık mı kapmış? Ne kapmış? Tüm sevdiklerinin tecavüze uğrayabileceğini mi düşünüyorsun? Evet diyebilirim. Neden evet diyebilirim? Annem, teyzelerim, kuzenlerim, sevdiğim. Hayır, obsesif. Ya cinsel obsesif benim bildiğim kadarıyla hani birisiyle sevişecekse acaba cinsel bir hastalığı mı vardır falan filan gibi düşünen diyebiliyorum. Yanlış mı biliyorum? Obsesif kompulsif değil abi, cinsel obsesif.
Kız arkadaşlarım, iş hayatımdaki kız arkadaşlarım, metroda otururken karşımda abla diye nitelendirdiğim bir insana kadar, onun metro çıkışına kadar düşündüğüm oluyor. Ona ters bakan birisi gördüğüm zaman öz kardeşiymişim gibi kafamda kurgulayarak inmem gereken duraktan önce inip takip ettiğim çok oldu. Takıntı seks hayatını etkiledi. Herkes tecavüze uğrayacakmış gibi bir takıntısı var, anladım. Etkiledi Etkiledi. Nasıl etkiledi? Hayatım boyunca o olaydan sonra aşırı bir soğuduğum için hiçbir şekilde seks yapmadım. Farklı duygulardan, farklı düşüncelerden ötürü ilişkimde seks benim için 10 öncelikten 10. numaraya yerleşti. Normalde bu ilk 3'e girer insanlar için. Benim için sonuncu oldu ve şu anda açıkçası ilişkimde aradığım bir şey mi? Kesinlikle değil. takıntılı olduğunu nasıl fark ettin? Olayı yaşadıktan sonra zaten gerekli destekler sağlanmaya başlandı. Okulumda çok başarılı bir öğrenciydim. Harp okuluna geçiş sürecimiz vardı ve çok yoğun çalışıyorduk. Ben olayı fark ettikten sonra ilgili kişiler destek vermeye başlayınca zaten direkt olarak bana açıkladılar. Böyle böyle. Yani bundan sonraki yaşamında bunun etkisini görebilirsin gibisinden. 2 sene sonra yeni sevgilimle hayatıma başladığım zaman onun alışveriş merkezine giderken güvenliğin ona bakabileceği ihtimaline kadar düşündüğümde sıyırmaya fark ettiğimi başladım ve direkt bir psikoloğa gittiğimde bana durumu açıkladı. Hasta olduğunu nasıl kabullendin? Durumu fark ettiğim zaman, yani normal bir insandan farklı şeyler düşünmeye başladığımı anladığım an direkt psikoloğa gittim. Psikolog durumu size anlattığım gibi detaylı öykü anlatmamama rağmen direkt anladı ve bana obsesife yakalandığımı, obsesifin de cinsel boyutunda olduğumu ve biraz da zirvede yaşadığımdan bahsetti. Ama olayın öyküsüne inilip de çözülebilecek bir şey olmadığı için psikolog ve psikiyatrist tarafında çok bir destek göremedim. Çünkü bu olay yaşandı ve benim hafızama yaşandı olarak geçti. Yani 10 milyonda bir ihtimali ben önümdeki süreçte de yaşayabilirim. Ve bana bunu ya yaşayamazsın olur mu öyle şey dediklerinde geçmişteki vaka önüme geliyor. Bunun tedavisi var mı? Psikiyatristler çeşitli ilaçlar veriyor ama bu ilaçlar birçok insanın bildiği gibi daha çok uyku, tabiri caizse sersemletme veya sizi düşünceden yoksun kılmaya yönelik. Bunların kesinlikle herhangi bir şekilde faydasını görmedim. Psikologlardan birkaçı olayın özüne inmeye çalıştı. İnen de oldu ama günün sonunda çözüm olmadı. Çünkü başta da belirttiğim gibi yaşanmış bir olay ve gerçekleşmiş bir ihtimal var. O ihtimalin yaşanmamış olması ve öyle bir şeyin bana bugün gelip de biz sana çok büyük bir oyun oynadık, senin hayatını rezil ettik, bak işte kanıtımız A'dan Z'ye bu deseler belki bir ihtimal öyle çözülür ama öyle de olacağını düşünmüyorum. Tanı konulduktan sonra ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Sadece obsesif olduğumu anladım. Araştırmaları kendim yaptım daha sonrasında. Birçok psikiyatrist, birçok psikologla görüştüm. Yani hiçbir şekilde tedavisi olmadı. Sadece ilaç var. Bu olay maksimum yaşadığım dönemlerde artık kriz boyutuna gelip de sevdiğim insanı, hedefteki kişi kimse, yani onu işte acaba bir eve kapatıp orada mı koruyabilirim gibi düşüncelere sahip olduğum zaman ilaçla müdahale ediyordum kendimi. Çünkü hani tabiri caizse ortada fol yoktu, yumurta yoktu ama ben sanki bir kaleyi savunuyordum. Ruhum öyleydi, beynimdeki tekrar eden düşünceler öyleydi. Mecburen ilaçla kontrol altına alıyordum ama ilacın etkisi bittikten sonra tekrar hedef kişi beynime girdiği zaman otomatik olarak tekrar başlıyordu. İnsanlara güveniyor musun? İnsanlara güveniyor muyum? Şöyle, kadınlara kesinlikle güveniyorum. Genel olarak güveniyorum. Erkeklere bu rahatsızlıktan ötürü babam dahil olmak üzere kesinlikle güvenmiyorum. Kendine güveniyor musun? Kendime şu açıdan güveniyorum. Böyle bir olay yaşadığım için böyle bir olay yaşatamazsın. Çünkü zaten ben bunun hastalığını yaşıyorum. Ama diğer konularda orta seviye diyebilirim yani. Ne güveniyorum ne güvenmiyorum. Ama bu konuda özellikle kesinlikle ve kesinlikle güveniyorum. Yani şöyle düşünülebilir. Çevremde sevdiğim bütün kadınlar bu iş yerimdeki bir Adamın cinsellikle alakası kalmamış ki. Yani nasıl yapabilir ki böyle bir şey? ofis annesi de olabilir, kendi öz annem de olabilir. Onlar için ben bir vezirim. Onların başına gelebilecek en ufak şeyden sorumlu kişiyim. Şu an beynim de böyle.
Biraz süper egoya da kaymış ya. Herkesten her şeyden sorumlu tutuyor adam kendini. Tanıştığın insanlara takıntını söylüyor musun? Kesinlikle söylemiyorum. Çekiniyorum. İnsanların beni tabiri caizse namus bekçisi olarak anlamlandırmasından biraz çekiniyorum. Bunu paylaştığım psikologlarımın haricinde sadece babam var ve sevdiğim insan var, hayatımdaki insan var. Ötesinde şu an siz biliyorsunuz artık. Kız arkadaşın nasıl karşıladı? İlişkimiz başladıktan sonra bu olayı öğrendi. Ağır bir travma olduğunu zaten fark etti. Benim düzelebilmem için benden fazla emek sarf etti. Psikolog, psikiyatristlere benim gitmemi sağlayan en büyük sebep odur. Ama belli bir süre sonra hedefteki kişi o ve erkekler de ona karşı bir obje olduğu için onu hayatımı zindan etmeye başladım. Çünkü hayatımdaki en değerli insan o ve annem arasında gidip geliyordu. İki kişi olduğundan dolayı ve o biraz daha ağır bastığından dolayı hayatı da benden sonra zindan olmaya başlayınca kendini kurtarmaya başladı tabiri caizse. Bir hocaya gitmeyi düşündün mü? Ailemin baskısıyla evet hocaya gitmeyi düşündüm ve gittim. Halk tabiriyle cinci hoca dediğimiz hocalardan bir ikisiyle görüşme sağladım. Ancak bu konu onları çok aşan bir konu olduğu için, daha doğrusu cinlik bir mesele olmadığı için genellikle kısa bir sohbetin ardından yanlarından ayrıldım. Çünkü bu olay geçmişte gerçek kişilerle yaşanmış bir olay. Hani olayın diğer bir boyutu yok. O yüzden hocalar da... Darlandım ya. Yorar mı peki bakayım? Yorar abi, uzun video atmayın artık. Yordunuz. Doktor Jesus 11 ay, hoş geldin canım. Babacım yeni geldim, kolay gelsin. RP'miz var mı? Yok. Zalim Sans 4 lira. Ya Caho, oraya ismini bile yazdım. Oyunun link sıkıntılı çıkar diye yazsana Steam'de. Thousand Days, Allah seni kahretmesin ya. Al yazıyorum ya. Al. Al.